Sevgili kardeşlerim, sizler bizim aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Mücadele bayrağını bizden siz devralacak, onu yüceltecek, sizden sonra gelen nesile teslim edeceksiniz. Hep söylüyorum, ne yapıyorsak sizler için, sizin istikbaliniz için yapıyoruz. Sizlerden de kendinizi en donanımlı, şuurlu, ahlaklı ve özgüvenli bir şekilde yetiştirmenizi bekliyoruz. Bugün burada yolculuğunuzda sizlere yol göstereceğine inandığım merhum Ali Fuat Başgil hocamızın bazı tavsiyelerini paylaşmak istiyorum. Hocamız gençlere nasihat ederken iki hususun üzerinde özellikle duruyor. Birincisi, çalış genç arkadaşım, çalış. Namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir tavsiyesidir. İkincisi, gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir ikazıdır. Mücadelesi ve eserleriyle milletimizin gönlünde özel bir yeri olan Ali Fuat Başgil hocamızın öğütleri şöyledir. Bakınız hocamız ne diyor? Çalışmak için her gün ve her saat, her yer ve her köşe müsaittir. Belli bir günde yapman gereken işi, bu ister ders olsun, ister görev, ertesi güne bırakma. Dikkatin ve kuvvetin zayıflamasın istiyorsan, belli bir zamanda tek bir işe, tek bir kitaba, tek bir derse yoğunlaş. Bir işe başlamadan üzerinde ne yapacağını düşünüp kararlaştır, gereken hazırlıkları yap. Bütün ruhi ve bedeni kuvvetinle kendini işine ver. Yorulursan dinlenmek için işini değiştir. Bu bahaneyle asla boş oturma. Sebat et. Damlaya damlaya göl olur. Aynı noktaya düşen damlacıklar mermeri bile deler. Herhangi bir şeyi küçümseyerek ihmal edip geçme. Küçük ihmallerden büyük zararlar doğabilir. Her gün iyi bir eserden yüksek sesle 5-10 sayfa oku. Bu sayede konuşma ve söz söyleme istidadın gelişir. Güzel bulduğun edebi, felsefi, güzel parçaları ezberle. Bu sayede hem kelime hazinen gelişir, hem hafızan kuvvetlenir. Öğrendiklerini arkadaşlarınla müzakere ve hatta münakaşa et ki zekan işlesin. Ana dilini iyi konuşmayı ve iyi yazmayı mutlaka öğren. Dil bilgisi amaç değil, fikir zenginliğinin vasıtasıdır. Bir işe sinirliyken karar verme. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Arkadan konuşmak korkaklığın en iğrenç şeklidir. Kimsenin yüzüne söyleyemeyeceğini arkasından söyleme. Yalan söyleyen, yakalanma korkusu içerisinde yaşayan hırsız gibidir. Yalan söyleme. Hasisin dostu yoktur, cömert ol. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir. Başarılarınla mağrur olma. Gurur gelecekteki başarıların düşmanıdır. Tereddüde düştüğünde fikrini soracağın kimseyi iyi seç. İsabetsiz bir fikir ömür boyu pişmanlık, isabetli bir fikir ömür boyu aydınlık getirir. Evet, Ali Fuat Başgil hocamızın irfan pınarından dökülenlerden bazıları bunlar. Bu vesileyle hocamızı bir daha rahmetle, şükranla yad ediyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum.